اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وكرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر سهل علينا بفضلك يا ميسر ربي زدنا علما وفهما وإخلاصا ونورا وألحقنا بالصالحين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا Amin. Bi Seyyid seyyidil mursalin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, hocalarımızı, bizlerden dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Amin. Yüce Rabbimiz bizleri, evlatlarımızı, neslimizi, zürriyetimizi, damatlarımızı, gelinlerimizi çok hayırlı eylesin. Hepimizin hepsinin kıyamete kadar İslam yolunda, Kur'an yolunda yürümelerini, beş vakit namazlarını vaktinde biz söylemeden Allah'ın emri diye hemencecik yapan bahtiyar kullarından eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler. Bugün sizlerle Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorulan bir soru ve o sorun üzerine alınan bir cevap. Yani bu sorunun özelliği Allah'ın en sevdiği, Allah'ın en çok razı olmuş olduğu amellerle ilgili bir soru. Hepimizin buna ihtiyacı var. Yani derler ya hacısıyla, hocasıyla her birerlerimizin tekrar tekrar bu hadis-i şerifi dinleyip öğrenip uygulayıp Allah'ın rızasını kazanma yolunda koşuşturmamız lazım. Rabbim hepimize yardım eylesin. Hepimizin imtihanını kolay eylesin ve bu dünya misafirhanesinden ahiretteki o baki ebedi hayatımıza geçerken gülerek gidebilmeyi, imanla Kur'anla gidebilmeyi ve kabrimize girerken de cennet bahçesi gibi harika olan o kabir yerine girebilmeyi sonrasında da inşallah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle cennette aynı sofraya oturabilmeyi, muhabbet edebilmeyi cemalinde doya doya Mevlamızın seyredebilmeyi hepimize Rabbim lütfetsin inşallah. Amin, amin, amin. Arkadaşlar sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorulmuş. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın en sevdiği, en çok beğendiği ve en çok razı olmuş olduğu amel hangisidir diye. Yani dert sahabe-i kiramda buydu. Bizde de bu, yarım gelecek olan Müslümanlarda da bu. Rabbim bu dertten bizi ayırmasın. Yani dünya dertlerinin içerisinde boğulmaktansa Allah'ın derdini, Allah'ın rızasını kazanabilme derdi en büyük derttir. Rabbim bu derdi bize verdi elhamdülillah. Bundan bizi almasın ve o derdin karşılığında dermanını yerine getirerek de huzura varabilmeyi nasip eylesin. Bakın dostlar, az önce dedik ya misafirhanedeyiz. Şu misafirhane günleri de 60 yaşında oldu, ben denizde olduğu gibi de 40 yaşında, kimisinde efendim 15-20 yaşında ama her halükarda bu misafirhane gidiyor. Bana sorsanız 60 senelik ömrümün geri kalanını bir tarif et diye hakikaten başarılı olamam. Yani nasıl geçti bunu da bilemiyorum. Bundan sonra ne kadar kaldı onu da bilemiyoruz. Onun için Rabbim bu misafirhanemizde güzel bir şekilde olayı götürebilmeyi nasip eylesin. Hepimize yardım eylesin inşallah. Bakın bu misafirhane kelimesiyle alakalı bir anekdot söyleyeyim. Ondan sonra devam edeceğim sohbetime. Mevlana Hazretleri diyor ki misafirhane deyince şöyle düşünün diyor. Bir yere gittiniz misafirsiniz ve size orada yemekler ikram edildi, meyveler ikram edildi, börekler ikram edildi. Fakat ikramları alıyorsunuz, yiyorsunuz. Siz bu sefer bu sefer yemeklerin ikram edildiği tabağa bakıyorsunuz. Efendim meyvenin getirdiği tabağa bakıyorsunuz. Harika. Çok çok ama efendim böyle değerli bir tabak. Yani işte gümüş bir tabak olarak düşünün. Kaç gram gelir o falan böyle. Bu arada şeytan gıdıklıyor sizi efendim içinizden böyle bir dürtü geliyor. Yahu tabak harika sen bunu efendim iç etsen efendim, anlaşılmaz falan diye bu kadar misafirin içerisinde böyle düşünsen ve verilen o kadar güzel ikramın içerisinde bir de bir de yanlış olarak yapacağın şey o ev sahibinin alınmaması gereken alma yasaktır dediği bir şeyde alıyorsun, çantana atıyorsun ve efendim iç efendim gömleğin içerisine onu atıyorsun görmezler diye. Fakat kameralar var. Tam dışarı çıkacağın sırada kameralardan görülmüş. Sana diyorlar ki üstünüze bakabilir miyiz? Bir de çıkıyor ki o tabağı sen efendim almışın. Sana ne diyorlar? Hırsız diyorlar. Hırsız. Bu dünyanın hırsızı bu kadar mahcup oluyor da Allah'ın emirlerine karşı, Allah'ın bu dünyada bize vermiş olduğu çizgiyi aşan hırsızlar olarak Allah'ın huzuruna çıktığımızda halimiz nice olur. Onun için Allah'a karşı hayamız, bir insanın hayalı olması Allah'a karşı nedir? Kitaplarda yine diyor ki Allah'ın sevmediği, razı olmadığı bir yerde insanın bulunmamasıdır. Haya aslında budur. Yani utanıyorsun Allah'ım ya Rabbi. Burayı bana yasak ettin. Bu diziyi ben seyredemem. Bu gözü beni, bana bunun için vermedin. Bu harama ben bakamam. Bu gözü bana bunun için vermedin. Bu dil bunu konuşmak için gelmedi. Ben bunu konuşamam deyip böyle kendini sürekli Allah'ın efendim kontrolünde tutuyorsun. Allah'ın emirlerini yerine getirmeye, yasaklarından da kaçınmaya çalışıyorsun. Ve sonunda, sonunda Azrail Selam'la buluşunca da Allah kulum ben senden razıyım sen de benden razı olacaksın. Sana güzel şeyler hazırladım. Buyur gel diye böyle bir mükafat Rabbim ulaşabilmeyi nasip eylesin. Şimdi dersimize gelelim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a böyle Allah'ın en sevdiği, en çok razı olmuş olduğu, efendim en değerli amel sorulunca ilk söylemiş olduğu söz, Esselatu ala vaktiha. Yani namazı vaktinde kılmaktır namazı vaktinde kılmak Allahu Teala Celle ya imandan sonra en önemli görevimiz. Rabbim bu görevimizi son nefesimize kadar götürebilmeyi nasip eylesin. Yani yaz günlerinde malumunuz efendim yatsı namazları, o gece namazları ta geliyor, sınır ol dayanıyor. Şu anda onda kılıyoruz. Mesela bugün perşembe yatsı namazı kaçta okunuyor? Tam ona 4 kala 956'da. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bu ilerleyecek ilerleyecek ta 11'e 20 kalıncaya kadar gelecek. 11'e 20 kalınca sen namazı kıldın. Saat oldu 11. Camideydin. Oldu gelişin eve dönüşün 11 buçuk. Efendim hani evdekilerle bir iki konuşuyorsun falan 12 bir bakıyorsun saat dört buçukta 4'ü 25 geçe ezanı Muhammed'i okunuyor. Hadi kalkman lazım, camiye çıkman lazım. Allahu Ekber. Bunlar var ya bunlar insanın ahiretinde, cennetinde efendim büyük derecelere ulaşmasına vesile olan ameller. Allah çağırıyor. Es salatu hayrun minen nevm. Namaz uykudan hayırlıdır buyuruyor Mevlamız. Efendim buyurtturuyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel sahabesi okuyor ezanı Muhammed'i Bilal-i Habeşi radıyallahu anh. Es salatu hayrun minen nevm. Namaz, namaz uykudan haylıdır. Kalkın. Evet kalkıyoruz. Ya Rabbi bu dünyaya zaten biz kulluk için geldik. Kul ne demektir? Bütün emirleri yerine getirir. Yasaklardan kaçınır. Ne emredilirse yapılır. Olay bitmiştir. Bir yanınızdaki çalışan işçiniz bile bekliyorsunuz her sözünüzü dinlesin diye. Yani siz neticede ona efendim belki 3-4 bin lira 5 bin lira bir maaş veriyorsunuz. Bütün sözlerinizi dinlensin diye bekliyorsunuz. Ya hadi git oradan Allah aşkına. Sana bu kadar efendim nimetleri dökmüş, vermiş, verdikçe vermiş, verdikçe vermiş olan Allahu Teala Celle yani sözünü dinlemeye gelince yani insan orada hemen frene basar. Allah'ım ne emredersin ya Rabbi? Başım üzerine ya Rabbi. Kulum kalk. Allah'ım 3 saat uyudum ben geceliğinde başım ağrıyordu, dişim ağrıyordu. Uyuyamamış, uyuyamamıştım. Demeyeceksin. Zaten diyemeyiz. Demeyiz de. Allah'ımız Celle Celal bizi bu yoldan hiç ayırmasın inşallah. Şu anda sabah namazı çok pahalı bir namaz oldu. Yani onun ancak 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 ücreti cennetle verilecek inşallah. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onun için sabah namazı ve ikindi namazı hakkında soğuk namazlar buyurdu. Soğuk. Bir yataktan kalkma soğukluğu var. Bir de ikindi namazı da ticaretin yoğunluğunun para kazanmanın efendim yoğunluğu, soğukluğu var. İşte o iki namazı kılar, diğer üç namazı da Allah'ın izniyle rahat rahat kılabilir. Dolayısıyla çok dikkat edelim bugünlerde sabah namazını asla ve asla kaçırmayalım. Erkekler olarak camiye, cemaate çıkmaya çalışalım. Hanımefendiler de geçsinler, tesbihlerinin başlarına efendim namazlarını kılsınlar, çocuklarını örnek olsunlar, çocuklarını kaldırmaya çalışınlar Akşamdan hazırlık yapmalı. Biliyorsunuz insan namaza kalkamadığı zaman ben yurt dışındayken güzel bir söz duymuştum orada bir delikanlıdan. Ben dedi yatacağım belki kalkamam. Beni kaldırırsanız zorluk çeker, çıkarırsam bana suyun kaldırma kuvvetini kullanın demişti. Yani su dökün şöyle yüzüme gözlerime serpin Öyle muhakkak kalkayım, kaçırmayayım. İşte biz de şimdi akşamdan çocuklarımızla falan konuşacağız. Evladım bak kalkamazsan ben efendim o namazı kaçırmaman gerektiğini biliyorum ya. Evladım sana yardımcı olacağım. Sakın bana kıl, kızma, darılma. Bana dua edeceksin sen. Suyun kaldırma kuvvetini kullanacağım deyip akşamdan söyleyelim ki sabahleyin tepki vermesin yavrumuz. Hatta bize dua etsin. Anneciğim Allah senden razı olsun. Babacığım Allah senden razı olsun desin. Sevgili dinleyenlerim, şimdi şunu da e, özellikle e, bilmemiz gerekiyor ki, bu bizi adeta uçuşa geçiriyor. Nedir o? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, şu beş vakit namazın benzeri bir insanın evinin önünden böyle, bir ırmak, akarsu gidiyor, şırıl şırıl akıyor ve sen de diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o ırmağa, o evinin önünde, kapının önünde akan efendim suya günde beş kere giriyorsun, yıkanıyorsun, çıkıyorsun. Yıkanıyorsun, çıkıyorsun. Yıkanıyorsun, çıkıyorsun. Yani düşünebiliyor musun diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam senin vücudunda günde beş kere yıkanmışsın kir diye bir şey kalır mı? Hayır kalmaz yavuşaçıyorlar. İşte beş vakit benzeri beş vakit namazın benzeri de budur buyuruyor. Namazımızı kılarken bazen böyle otomatikleşiyor namaz. Farkında olamıyoruz, tam zevk alamıyoruz, heyecan duyamıyoruz. Hemen bu hadisleri efendim kullanmamız lazım. Bunu hatırımıza gelmesi lazım. Allah'ın en sevdiği ibadet yapılıyor şu anda. Namaza gidiyorum ben. Efendim, Allah'ın rızası var bunda. Allahu ekber. Yorgunlukta kalmaz, üşengeçlikte kalmaz, tembellikte yapamazsın. Koşa koşa böyle gideriz namazımıza. Bu hadis-i şerifi de yıkanma hadis-i şerifini de düşündüğümüzde Allah-u izniyle insan efendim hatalar yapmış olabilir. Beşeriz yani. Öğlenle sabah arasında efendim yaptığımız hataları öğlen namazı yıkıyor. Oh şıkır şıkır şırıl şırıl pırıl pırıl yapıyor bizi. Sonra ikindiye kadar yine beşeriz. Gözümüz harama kayıyor. İşte efendim herhangi bir şekilde böyle hatalar yapmış olabiliyoruz. Tabi bunlar küçük günahlar olarak. Büyük günahlardan zaten efendim tiksiniyoruz. Onlardan uzak duruyoruz elhamdülillah. O zaman da ikindi namazı bizi yıkıyor. Akşam böyle yıkıyor. Yatsı böyle gidiyor. Derken Allahü Teala Celaluhu'nun huzuruna zaten bu ara namazlardan bir tanesinde gideceğiz. Allahü Teala Cil huzuruna da neyle gitmiş olacağız? Efendim günahlarımızdan arınmış bir şekilde tertemiz namazımız, abdestimiz yerinde o şekilde efendim huzurullaha varmış olacağız. Rabbim hepimize kolaylıklar versin. Yani Eyüp Sultan camine gittiğiniz zaman türbe kapısından içeriye doğru camiye giriyorsunuz böyle türbenin olmuş olduğu kapıdan sağ tarafta ve sol tarafta hadis-i şerifler yazmışlar. Yani hadis-i şerifin bir kısmında sağında şöyle bir e, müjdeli söz var veya efendim dikkat etmemiz gereken namazla ilgili bir söz var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Haccilu bis salati kablel fevd. Bakın yani insanlarımız o günlerde bu cami, Eyüp Sultan Camii yapılmasını bir düşünelim. Bundan 500 sene kadar öncesinde ne kadar insan vardı e, İstanbul'umuzda. Böyle bir insanlara karşı dahi namaz o zaman efendim zirvedeydi. Herkes namazını kılıyordu. Ama ne olur ne olmaz camiye girerken bir hatırlatmada bulunuyor hadis-i şerifte yazarak yazarak oradaki büyüklerimiz diyor ki bak namazını kılmada acele et olabilir vakit kaçar. Acele et. Aman acele et namaz noktasında kesinlikle taviz verme. Efendim وَعَجِّلُوا بِالتَّوْبَةِ قَبْلَ الْمَوْتِ Diğer bölümünde de birisinde fevd dedi, birisinde mevd dedi. Yani yine acele edin tövbe etmeye. Ne olur ne olmaz ölüm bir anda gelebilir. Yani erteleme, erteleme. Yani erteleyen kimseler her zaman için yanılmışlardır ve boşta kalmışlardır. Bazen yanlış anlamasın benim dinleyenlerim de gözüm kayıyor böyle kahvelerde falan efendim gördüğüm insanlar benim içimi yakıyor. Niye? kahvelerden kağıt oynayan, tavla oynayan, boş şeylerle uğraşan kimselerin, namazsız, abdestsiz olan kimselerin bakıyorsun çoğunluğu saçı beyazlamış, emekli olmuş, efendim Allah'a yakınlaşmış adeta gidişi, tek ayağı çukurda tabir edilirler. Böyle insanlar. Ama neydir? İşte hep sonra yaparım, sonra yaparım diye 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 oraları artık terk edemiyorlar. Yani oranın abonesi olmuşlar ve camiye, cemaate gitmek onlara ağır geliyor, onları sıkıyor. Ve efendim maalesef yanlış bir adreste durmak efendim onlara zevk veriyor, heyecan veriyor. Allah'ımız da bizi sevdiği yerlerden ayırmasın inşallah. Buna çok dua edelim. Çocuklarımız için de çok dua edelim. Çocuklarımızdan hep namaz kılanlar olsun diye böyle efendim kendi beynimizde, kendi gönül dünyamızda namaz, namaz, namaz noktası dikkate alınmalı. Bir damat adayı geldi. Bir gelin adayına siz gidiyorsunuz. Kesinlikle namazı sorgulayın. Namazsız bir damat evinize efendim kızınızı almak için gelemesin. Böyle bir şeyi efendim kendinize ilk sırada tutun. Gelin adayı, namazsız bir gelin adayı asla düşünmeyelim. Düşünülmesin. Yani çok güzelmiş, çok parası varmış. İşte arabası, yetkisi, etkisi, diplomaları falan filan. Namazsızsa olay bitmiştir. Bir gün bir cemaatimiz öyle dedi bana. İşte dedi hocam dedi kızımızı nişanladık falan. E abi hayırlı olsun dedim. Damat nasıl dedim namaz kılıyor mu falan diye. Hocam dedi cuma hiç kaçırmıyor dedi. Hoppa estağfurullah bu nereden çıktı? Cuma hiç kaçırmıyor. Böyle bir yeni din mi türettik biz? yani cuma namazı gerçekten cemaatte kılınması efendim lüzumlu olan bir şey. Ama diğer namazları baktın ki cemaate gidemiyorsun, iş yerinde kılarsın. Gide, gidemiyorsun efendim cemaate, evinde kılarsın. Olmazsa hastaneye gittin, yattın. Her tarafında serumlar bağlanmış. Ondan sonra bir yere kıpırdayamıyorsun. Oraya bir tane teyemmüm abdesi için tuğla getirtirsin. Tevim abdestiyle beraber yattığın yerde şöyle bir dayanırsın duvara doğru. Gene namazını bırakmazsın. Namazın bırakılması için herhangi bir şey mazeret asla kabul edilmiyor. Her halükarda namaz, namaz, namaz. Hatta şöyle bir şey söylerler. Bir hoca efendi, bir müftü efendiye bir genç gelmiş. Hocam demiş bu kadar namazdan anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz. Yani artık gına geldi dercesine böyle Peki demiş. Yani demiş. Efendim biz namaz kılmasak kafir mi oluruz demiş. Müftü efendi dönmüş demiş ki evladım sana kimse kafir olursun demez. Yani namaz kılmamakla efendim namazı inkar etmedikten sonra kafir olmazsın ama ama şunu da iyi bil ki kafirler namaz kılmaz. Namaz kılmazsan kafir olmazsın ama şunu unutma ki kafirler namaz kılmaz. Of. Yani ben onunla aynı kategoriye, aynı eşit seviyeye mi geleceğim ya? Estağfurullah. Ben farklıyım. İman etmişim. İmanımı göstermem lazım. Bunun da en büyük, en büyük, en büyük göstergesi, alameti namazdır. Allah'ımız Celle Celaluhu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ve onunla beraber olan müminleri, sahabe kiramı, kıyamete kadar olan arkasında gidecek olan ümmetini tarif ederken simahum fi vujuhihim min eteris sucud buyuruyor. Onların simalarında, yüzlerinde secde eserleri vardır. Hakikaten namaz kılan bir insanı bakarsınız, kadını ile erkeğiyle bir nur vardır onun alnında, yüzünde. Onun için Allah bizi bu nurdan ayırmasın. Çok dikkat edelim. Millet ne derse desin, efendim biz onlara bakmayacağız. Gittiğimiz yerde hanımefendiler, beyefendiler, şimdi havalar sıcaklığı bugün itibariyle de gerçekten e, o soğuk günler falan elhamdülillah bitti. Sıcak günlere geçtik. Dolayısıyla e, gideceğiz, pikniğe gideceğiz. Bizim orada bütün düşüncemiz efendim piknik yaptığımız yere yakın mescidimiz var mı? efendim lavabo ihtiyacımızı, abdest alma ihtiyacımızı görebileceğimiz bir yer, yer var mı? Müslüman olaylara böyle bakarız. Yani yeşillik, kırmızılık, yok efendim işte hava dar olması hepsi bir tarafa namaz kılabileceğim bir ortamı yakalayabilir miyim? Bu. İnşallah en güzel yeşilliği cennette, en güzel efendim oradaki suları, deniz kenarı efendim böyle harika köşkler, saraylar, neyse bugün efendim tabiriyle villaları orada yakılacağız. Rabbim orada yakalamayı nasip etsin. Ee, ya Rabbi günahlarımızı affeyle, ahir ve akıbetlerimizi ile, her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle, evlatlarımızın neslimizi çok hayırlı eyle, damatlarımızın gelinlerimizi çok hayırlı eyle, İslam alemine yardım eyle, ülkemize yardım eyle, zarar vermek isteyenler fırsat verme Allah'ım. Doğu Türkistan'dan, Filistin'den, Gazze'den, İdlib'den, Suriye'den, Afganistan'dan, Myanmar'dan, Yemen'den, ve dünya Müslümanlarının kimin yardıma ihtiyacı varsa sen onları kalkındır. Sen onları efendim kurtar ya Rabbi zalimlerden, kafirlerden, hainlerden. Amin, amin, amin. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Evlerimize huzur, işlerimize kazançlarımıza bereketler nasip eyle. Sohbetlerimizin efendim dinleyen bütün kardeşlerimizden ebeden razı ol ya Rabbi. Ve sohbetlerimizin devamını nasip eyle. Hayırlısıyla hayırlı uzun ömürler ihsan eyle faydalı sohbetler yapmayı nasip eyle. Ya Rabbi senin yolundan bizleri azıcık da olsun ayırma Ya Rabbi. Çizgimizi saptırma Ya Rabbi. Amin, amin, amin. Peygamberimiz Aleyhisselatü ruhuna ve bütün peygamberlerimiz, bütün şehitlerimiz, alimlerimiz, meşayetlerimiz, hocalarımız, hasreten bütün ölmüşlerimizin ruhlarına Allah rızası için El-Fatiha.